1933 yılında Kütahya'da doğdum ben. Kütahya'nın Işıkkara köyünde. 20 kilometre Kütahya, Işıkkara kuzeyinde. Orada yani babam seferberlik askerliğinde kalmış orada. Orada onun Işıkkara'nın güneydoğu tarafında şöyle bir Karacören var. Orada kalmış. Annem ile birleşmişler orada. Efendime söylüyünün hamam vardı, bir de Irıca vardır bizim Işıkkara köyünün batı tarafında, hemen yakın 4 kilometre kadar yerde. Orada bir o Karacören tarafının adam, ona çoban durmuşmuş babam rahmetlik. Bize bir çoban var demiş. Benim anneannemin adı da Hatice'ydi. Hatice ne dedi? Senin kızı oraya verelim demişler. Öylelikle o evlenmişler, kalmışlar orada. Neyse ondan sonra 18 sene orada kalıyor. Ondan sonra buraya geldik 39'da. Burada benim bir Emine kardeşim vardı. Vefat etti. 45 doğumlu Sebile kardeşim vardı. O da vefat etti 58'de. Ben kaldım. Ben bir tek bir ben varım. Babam 55'te öldü. Annem 90 yılında öldü. Bir ben varım işte. Şükür 6 tane çoluğum çocuğumla bu kadınla birleştik. Nadire Diktan'la. 6 tane evladım var. Fakir, melul, mesul bir kişiyim. Çalışmadığım, görmediğim yer kalmadı. Öyle yaşayıp gidiyoruz işte. Nazire teyzemle nasıl oldu düğününüz? Nerede gördün? Burada. Burada oldu düğünümüz. Güzel düğünümüz oldu. Evlendik. Neler yapıldı düğününüzde? O zaman da böyle... O zamanlar böyle çalgı şu bu öteberi yoktu. Hocalarla şey oluyordu, düğün oluyordu. Burada mesela oğlan evinden kız evine büyük odun sarılır gidilirdi. Oraya indirilirdi. Ertesi gün mesela gelin çıkacağı gün oradan sandık, yatak, efendim minder, şu bu hayvana, eşeklere sarılırdı. Getirilirdi burada, böyle öyle düğün olurdu. Hayvana beygire mindirilirdi gelinleri. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye diye hocalar, böyle 3-4 hoca birleşirdi. Öyle getire, öyle evlendik. Öyle evlenildi. Ne işler yaptınız kabalarda? Bağcılık yapıyoruz. Baydık'tım. Bunda ben birleştim. Hemen baydıkacağım dedim anneme. Annem dedi, oğlum yapamazsın bağı dedi. Öküzün yok, hayvanın yok. Kendin de şaşkın birisin. Ben mi dedim, ben mi yapamayacağım? Ben o bağın başında tarlanı yatacağım. O bağı bağ edeceğim. Benden olan çoluk çocuk nasıl, ne yiyecek yarın? Dedim. Öylelikle başladık, baydık. Baydık'tım. Bağcılığıyla uğraştık. Şimdiye kadar yaşım 82. Çalışamıyorsun gari işte. Oğlanlar çalışıyor. Askerliği, askere gittin mi? Gitmedim. Gözlerim ardalıydı. O zaman doğduğumda 2 yaşında bir hasta olmuşum ben. 40 gün yattın dedi annem bana. 40 gün hasta oldun, yattın dedi. Gözlerime duman çökmüş. O zaman da doktor yoktu tabii. 30'lu 35'li yıllarda. Nerede doktor? Kütahya'da. Zaten ekmek bulamıyorduk. Parayı nerede bulacaksın da doktora gideceksin? Böyle doktorlar yoktu. Şimdi doktorlar çok iyi. Onun için gözlerim hastalandı. Hastalandı ama benim yaptığım işi gözleri sağlam olan insan yapamazdı. Öylelikle çoluğumu çocuğumu everdim, barkardım, idare ettim, yaşadım. Ege bölgesinde görmediğim, gezmediğim yer kalmadı. Durgutlu kasabası vardır, Manisa'nın ilçesi. Oraya 20 sefer indim çıktım belki. Orası Ödemiş Ovası, Söke Ovası, Denizli Ovası, bu memlekette adım adım oraları gezdim, görmedim. Çoluk çocuk beslemek için o memlekette çalıştık, çabaladık. Şu zamana geldik Allah'a şükür, elhamdülillah. Oralarda neler yaptın Ahmet amca? Bağ çapaladım. Bağlara ilacı attım. Pamuk çapaladım, pamuk topladım. Böyle böyle para kazandık. Getirdim burada çoluğumu çocuğumu yedirdim. İçirdim, besledim, büyüttüm. Başımdan savuldular çok şükür, Allah cümlemize sağlık selamet ağızladı besin. Onun için işte böyle yaşayıp gidiyoruz.
Çocuklarınız nerelerde? Çocuğumun birisi, ikisi Kütahya'da. İki tane kız vardı, onları oraya verdik. Geldiler, ben de oralı olduğum için beni tanıdılar oradan. Senin kızların alacağız dediler, aldılar gittiler. Onlar orada yaşıyorlar. Birisi Denizli'de oğlan. Abdullah oğlan Denizli. Hüseyin burada, şurada yukarıda tepediği veriyoruz, orada evi var, orada. Kızımın birisi burada. Oğlumun birisi daha evvel sene Ağustos'un 10'unda düğün ettim. O şeye gitti. Avusturya'ya gitti. Sarayköy'den bir kız alamadım. Orada onu beğenmişler, bulmuşlar birbirlerini. Gemide çalışıyordu benim oğlan. İnternetten orada bulmuş. Getirdiler, burada birleştik, nişan taktık, düğün edemedim. Çok güzel düğün oldu, çalgıyla. Öyle. Eskiden kabalarda su yokmuş Ahmet amcacığım. Yoktu. Bu memlekette su yoktu. Diyorsana şurada Galaycık Gölü vardı. Burada Koca Köl vardı. Okulun olduğu yerde göl vardı. Orada içerdi millet. Suyu oraya biriyirdi. Bura hayvanlar gelip gitmiyor diye, orası biraz dışarı olduğu için. Oradan içerdi millet suyu. Kanlı Köl vardı yukarıda. Onun öte yanda Armutlu Köl vardı. Şurada Sarı Mehmet Gölü'nde 5-6 tane göl vardı burada. Hayvancılık olduğu için hayvanlar nereden su içecek? Memlekette gütmüşler, gelmişler buralarda böyle, efendime söyleyeyim, bu şeylerden, göllerden içmişler. Bu memleket bağcılığa yeni kavuştu. Eskiden tütün dikerlerdi, efendime söyleyeyim, mısır ekiyorlardı, ekin ekiyorlardı. Olmadı hepsi. Ta sonunca dediler bağcılık hepsinin üstüne çıktı. Yaş satıyor üzümleri. Efendime söyleyeyim, milletin hindir çok güzel, keyfi rahatı iyi. Hı. Şimdi burası, bu memleketi zengin eden bağcılıktır. Bağdan başkası yapamadı millet. Bağcılık, esnaflık çok güzel, rahat. Kesersin, çapalarsın, yavaş yavaş üzüme kavuşuyor, satıyoruz. Yaşlıyı satıyoruz üzümleri Kavakdere'ye, diğer başka yerlere, şu Trakya taraflarına. Onun için milletin rahatı iyi. Türkü söylüyor musun Ahmet amcacığım çalışırken? Nerede canım, öyle ben beceremem söylüyorum türküyü. Söylüyorum ya, söylüyorum bence. Ha? Söylüyorum, söyle. Hadi bir türkü söyleyiver. Duydun mu hiç? Duydum hiç. Televizyonda duydun öyle mi? Yok canım. Ahmet amcanın sesi güzeldir bu, dediler. Bu. Ondan senden başladık. İbrahim'e deyiver yani İzmir'e. Kese doğru. Kese ahçam olsa, türlü kumaş bohçam olsa, yalan dünya bahçem olsa, benden bir gül alan olmaz, benden bir gül alan olmaz, aman aman. Çeşme olsam çaylar gibi, gazel döksem bağlar gibi, altın olsam dağlar gibi, kıymetimi bilen olmaz, kıymetimi bilen olmaz, aman aman. Yetti mi kızım? Çok yaşayın. Teyzeme de söylüyor musun Ahmet amca böyle? Gel yaşlandık biz, değer miyiz canım birbirimize? Biz öyle türkü söylerim de benim de aklımda yok galiba yavrum. Yaşar abim bir, Aslı ablam iki, Alma ablam üç, bir de Hürrem Cema beş, bir de ben altı kardeşiz. Altı kardeşiz hepimiz. Kardeşimin biri öldü, yeğenim vefat etti. Felcidi. Diyeceğim, rezildim ben zamanında da, bir yere çıkmadım. Hani ötekinle büyük olduğundan beni götürmediler sağa sola. Evde öyle basıldım. Okutmadılar da. Çocuk avuttum boyuna. Öyle onlarla şey ettim yani yengem. Kardeşlerine mi attın Nazire teyzeciğim? Kardeşlerimin geçim yapamadılar. Anamın evine geldiler. Ondan oğlanların çocuklarını
kızların, çocukların. Yani onlarla uğraş, onlara bakmış. Hmm, onlarla şey yedirmiş, içirmiş. Yollamadılar okula, cahilim. Kaç yaşında evlendin Nazire teyzeciğim? 15. Ben ha? Yaşımı kaç dediğini bilmiyorum diyor ya. 15-14 neyse canım. Nerede 15 yaşında evlendim de. O biliyor baksana, ben bilmiyorum. Kaç? Nerede görmüş seni? Ben bilmez miyim? Anlatmıyor mu? Ben 40 yılında girdim okula burada. O zaman da benim aklım tren erdi. Bunu anlat Ahmet amca. Bunun aklı. Buyur. Sen anlat nasıl gördüğünü, ettiğini. 40'ı banyo ederken görmüşsün ya bebekken. Onları sen anlat hadi. Bunları biz gezmeye gidiyorduk. Annem bir anlat. Hadi oğlum ninemgilin oraya gidelim derdi. Ablamgilin oraya gidelim derdi. Bunun anasına abla derdi. Bunun anası tabii annemden büyüğüydü. Oraya gidelim derdi. Giderdik. Bunu bir WhatsApp baksak annesi bunu böyle eline almış da yıkıyordu, banyo yaptırdı. Öyle gördüm ben. Sever miydin küçükken? Buyur. Sever miydin küçükken, böyle oynaşır mıydınız? Bilmiyorum hiç, ben bundan biraz bize uzak olduğu için biz oynatmadık. Hiç ben okulda 40 yılında okula girdim. 1940 yılında okula girdim burada. Biz okulla uğraştık işte. Elf abalar vardı. Elf abalar, Atatürk'ün resmi vardı böyle. ABC 29 harf vardı onda. Ezberlen bunlar derlerdi. Şu Develler Köyü'nde Hayreddin Sülmen vardı. Bizim eğitmendi o zaman. 2 sene ondan okudum. Bunları ezberlen derlerdi bize. Şunları, şu şeyleri 29 harfi ezberlediniz mi? Tamam. Çıkardık dışarı teneffüste. A, B, C, D, M, N, O, Y, R, V, K. Böyle arı bıngırdağı gibi hep çocuklar böyle vıngır vıngır öterdi. Onları ezberledik. O Elfa Bala da yazardı. Kaya, ata ot at. Altan, ata ot at. Saat 10, o ata ot at. Arı, altın arı. Bal da sarı, arı da sarı. Ne de güzel altın arı diye böyle. Şu dalda 5 elma var, 5'i de baş elma. İşte sana 10 para, bana bir elma ara. Bunları böyle ezberledik, okurduk. 40 yılında 2 sene orada okuduk. Ondan sonra Karşıyaka'ya okul yapıldı 43'te. Orada taşındık. Orada okuduk. Böyle böyle bugünlere geldik. Daha ne işler yaptınız Nazire teyzeciğim? Kekik diktiniz mi? Mesela kekik çok kabalarda. Dikmemin canım. Kekik diktim. Şimdi işleyemiyorum gari. Şimdi vazgeçtim. Ondan kere boklu çukurdan odun çektim. Ha. Kara gerişten odun çektim. Ha yengim bunları yaptım. Katırımız vardı neveli. Çocuklar hepsi de şey elime yapışmadı tabii. Hepsi tufacıydı. Annemiz de, kayınlamız da yaşlıydı. Ondan başında onları korduk. Hat oduna, hat oduna, hat oduna. Yayan git yayan ge, yayan git yayan ge. Kışlığa kaldı. Ha yengem bunları yaptık. Kekik yapıyordum evveli. Bir ton kekik kakıyordu. Şimdi kalkmıyor gari. Şimdi bakmıyoruz da, gitmiyoruz da, gidemiyoruz da. Su da yokmuş önceden. Nasıl? Yok değil mi? İşte bu çaylara, deriye gideydik, çamaşır yıkamaya. Çocukları toprağa giderdim, orada banyo ettirdim. Kimi hasta oldu, soğuklardı. Kimisi öyle çamaşır yıkardı aşımıza da, aşım üstü eve geldik. Derelerimiz oldu, dereleri suladık. Öyle öyle işte kızım.